Hepinize selamlar. Biz gidiyoruz ya. Sabah uyandık dedik neden Peru'ya gitmedim? Çünkü buradaki altura, altitude, rakım, irtifa bizi çok etkiledi. Çünkü sürekli yorgunuz, hareket edesimiz yok. Kokayı da kullanmak istemiyorum. Bugün Peru'ya geçeceğiz ama Peru'ya gittiğimiz yerde de rakım yüksek de en azından sonraki şehirde değil. Javier'in uçağı var. Neyse dur evden çıkalım. Hatta şöyle az daha gideyim mi? Nasıl? Şurası. Şurası kaldığımız ev. İşte buradaki manzara. Okay, we didn't forget anything for sure. Yeah, I have everything. I don't know if I have everything on that, but it's heavy. Maybe I have something more. I don't know. Toilet paper. You stole a toilet paper. Yeah, because we need vision. Necessary. Probably we anger our mind like that. Yeah. Bolsa, we need a bolsa too. It's okay. Vamos. Say something. Something like what? What do you want to say? Huh? What do you want to say? I am so tired because altitude. Mm-hmm. So my brain is not working. Yeah. It's very difficult. So estoy contenta por ir a Perú. Really quite going your way. You got bad news, that's confusing. You got sad news, that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and I find you feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright, you just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams and you feel like you're losing belief, well, damn it, you just gotta stay strong. When it all falls apart and goes wrong, when you feel let down and so lost and it feels like you can't hold on, well, damn it, you just gotta stay strong. Cause sometimes and it hurts, it's like you've been cursed by the world at its worst. I'm sorry, I know you can't see it, but maybe all these things happen to you for a reason. So stay strong and push through it. Your willpower is everything you got, don't lose it. And one day things will get better. You just gotta get through the stormy weather. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams, you can make it.
geldik şeyin buraya. Dur. Alalım da şeyleri, çantaları. Sınırlara geldik mi burada? Bisikletli tuktuklar var. Şimdi sınıra yürüyeceğiz. Burada yemek yiyelim dedik. Want to eat here first? I think we can eat here first. Yeah. Because we have bananas. But we can exchange. Burası sınır kasabası. Böyle. Şimdi şurada restoran Los Angeles'te bir tane yemek yiyeceğiz. Peru'ya geçmeden. Balık 25'miş. Oğlum, altura is fucking me right now. Yeah? Yeah. Deniz seviyesine inmek istiyorum artık ya. What do you want to eat? This is something fast. This is something fast. This is already ready. You can eat for sure. For you? Yeah. Okay. Gayet garip bir sınır. Sakal tıraşı da olmadım. Herhalde sınıra giderken tıraş oldu. Temiz görüneyim. Bakalım neler olacak. Pürüz çıkaracaklar mı? Öyle bir yer. Elimizdeki parayı burada Peru parasına çevirdik, Peru soluna. Ya çok fazla kötü bir fiyat söylemediler. Bir de teyzenin çekmiş üstünden az $2000 para var ya. Bakalım neler olacak, hadi. Bolivya stampını aldık. Kiri, the game is 60 days. What do you think? Let's find the bus. Let's go. Evet. Peru'ya geçtik. Bu karşısı Bolivya. Bu köprüyü geçiyorsunuz. Burada. Peru'dasınız işte. Şu an Peru'dayız. Şimdi otobüs bileti bakacağız. Evet, şimdi. I'm just talking. Javier'in çalışması lazım. Onu internet arıyoruz. Yarım saat kadar. Sonra otobüs biletine bakacağız. Artık otostop çekmeye de başlamam lazım. Yeter bu kadar. Otobüs. Ben... Yok ki böyle kafe. Oturalım. Evet, sınırı burası. Orada tuttuklar var. Ve bir anda bir kalite arttı. Herhalde Peru'nun ekonomisi Bolivya'dan daha iyi.
Kalite biraz arttı. Evet, böyle. 60 gün verdiler. Soruyor sınırda. Gençler, bu Titicaca Gölü. Güney Amerika'daki en büyük göl. Ve bu göl şu anda 3900 rakımda. Hatta tam olarak söylüyorum telefonumda. 3800-3900 metre rakımda irtifada Güney Amerika'nın en büyük gölü. İkinci en büyüğü de Perito Merano'dan. Abi nefes alamıyoruz ya. Öyle abartmıyorum yani. Normal aldığın nefesin yarısı kadar alabiliyorsun. Hadi bakalım. Buralarda gidiyoruz işte. Peru buralar hep. Ha, şurası terminal. Bizim hostellere biz hostellere wifi soruyorduk. En son sim kart aldık bir tane. Hatta kadınlardan biri akşam 6'da var dedi. Arequipa'ya akşam 6'da otobüs var dedi. Saat de 4 oldu galiba ya, 2 saat sonra. Çok da vakit değil. Lan nasıl ya? Lan nasıl sabah? Ulan sabah. Sabah uyandık, kahvaltı yaptık. 29'unda zaten Arequipa'da olmamız gerekiyordu. Ya olması gerekiyordu abi yerine. Yani iki, o dedi erkenden gideyim ki bu sınır işleri, burada bir protesto oluyor. İşte Santa Cruz'a giderken görmüşsünüz. Bir protesto oluyor burada. Yollar kapanıyor. O şehri kapatıyorlar falan. Çünkü biz şey giderken şöyle göstereyim. Biz en son ki bu sabahki karşılık evine giderken kadın bize şey demişti. Bugün gelemeyebilirim. Eylem varmış. O Titicaca taraflarında işte bu taraflarda. O gördüğüm sınır şehrini. O da oraya gelmişti. Gelemeyebilirim, eylemden yollar kapalı demişti. O da tekrar böyle bir şey olur diye korktu. Ben erken gideyim dedi. Ama ayrılmak da istemedik hemen. İki gün daha var, iki gün de beraber geçiyordum. Hadi gel benimle dedi. Ha gidiyoruz işte. Gel dedi, gidiyoruz. Güney Amerika'daki Güney Amerika'da en lezzetli yemekler Peru'da derler. Valla Bolivya'yı geçebilecek mi göreceğiz. Bence Bolivya. Ama daha Peru yemeklerini tanımadık. Bir de fiyatı da önemli tabi. Ve pahalıysa. Şimdi bu hanımefendinin çalışması lazım. Ama tu trabajo yo buscar preguntar pilotos. Prima de noche. No hay antes. A las 7 tengo. A las 7, no antes. Antes no, 7 y 8 y media. Más. ¿Cuándo ahora? A Arequipa. Arequipa son 9 horas. Saliendo a las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. ¿Cuánto cuesta? Arriba el segundo piso 40 y el primer piso en 50. 40. Aha. Buradakine soruyorum. Dün kaçta var? Saat 8.30'da var akşam diyor. Daha erken var mı dedim. 7'de var dedi. Dün daha erken var mı? Yok dedi. Yan tarafa sordum. 5'te varmış. Ulan yanında var desene 5'te. Ama ucuz. Güzel kaliteli otobüsler. Şu otobüsü büyük ihtimal. Bizim Marco Polo bildiğin standart. 30 sol. 30 Peru solu, Nueva sol. Burada da yeni para birim var. Demek ki ekonomi gelişiyor burada bak. Yeni Türk lirası gibi. Yeni Peru solu. 1 dolar 4 sol. Yani sol bizim 4.2 katı, 4.3. Hadi 4.5 katı diyelim. Peru'nun parası bizim paramızın 4.5 katı. Ama otobüs bileti 30 verdi, 120 lira. 9 saatlik otobüs 120 lira. Türkiye'de 9 saatlik otobüs ne kadardır? 750-800 lira vardır değil mi? Evet. Saat 5'te gideceğiz. Ben saat 3-4 zannediyordum ya.
Saat daha 2. 3 saat burada bekleyeceğiz. Sonra gideceğiz. Hadi. Evet. Şu manzaraya bakın hele. Hele ha bu manzaraya bir bakın hele. Evet gençler. Burası tiki taka. O Brezilya'nın yaptığı pas hareketleri var ya. Barcelona'nın yaptığı tiki taka var ya, işte bu. Evet gençler. Şeyden, Altura'dan iltifadan kafayı yedik, bilirdik. Beynim emildi buralarda vallahi. Como se llama? Hago titi caca. Yeni bir ülkeye geldik mi hemen kutlama yok. Okay, basın. Si? Para ahora golden. Porque hay promoción. Yeah. Kiri? Where is this place? Biz ilk buraya geldik. Haritadan baktım. İki köprü vardı. Biri de bu köprü işte. Şu. İlk buraya geldik. Şu karşıya gittik ilk buraya. Şuraya. Oradaki deliler dedi ki siz buradan geçemezsiniz. Sizin öteki tarafa gideceksiniz. Orada imigrasyon var. Burası bak buradan karşı karşıya geçiyorlar. Karşıya geçiyorlar. Bak şimdi nehrin. Burası Bolivya. Burası Peru. Bolivya. Peru. Öyle geçiyorlar işte. Normal imigrasyonun olduğu yer, gümrüğün olduğu yer. Bizim daha 200 saat vaktimiz var otobüsün kalkmasına. Burada oturuyoruz. Şu an 3800, 3900. Tam bakacağım lan kaç şu an rakım. Şu an tam olarak kaç metrekli yükseklikteyiz ben size diyeyim. Size söyleyeyim. Şu an görüyor musunuz? Görmüyor herhalde. Dur bakayım. Şu an tam olarak 3828 rakımdayız. Evet gençler, buralar böyle. Dediğim gibi karşı taraf Bolivya, burası Peru. You wanna say anything? What do you wanna say? Empezamos una nueva aventura. Sí. Es de nueva aventura. Mira, yo entiendo español. ¿De qué tío? Mira. Başıma karşıdan geliyorlar. Kontrol, kontrol, hiçbir şey yok. Kafana göre geç. Burada bitirelim. Acaba burada bölüm mü bitiyor yoksa? Burada bir köprü daha var. Hadi gençler, otobüste görüşürüz. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Loving your vibe.
vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Yes. Okay. Pablo. Estamos en la frontera. Pero este lugar tiene un nombre, ¿o no? No bueno, sé. Estamos en la frontera. Disculpe, ¿cómo se llama este lugar? Camaro. Terminal estamos ahorita. No, dos. Pero así, ¿hay un nombre de esta ciudad? Del... Desaguadero. Ah, ya. Gracias. Estamos en Desaguadero. Y en el bus para ir a Arequipa. Son 9 horas, vamos a llegar a las 4 de la mañana. Y Ensar se siente muy mal porque le falta oxígeno en su cerebro. Ahora está con algo de coca para sentirse mejor. Y eso es todo, vamos a viajar de noche. Está allá el lago y no sé qué más decir. Bueno, se va a mejorar. Eso, chao. Otostop ile dünya turu yapan Ensar Sevindin eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Keresi adlı anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.